Efendim, ben Beni Slow Bey karşınızda. Yine bir buz mağaralarında. Hedef 500'ün belki de en azından şimdilik son bölümüne. Hoş geldiniz. Sanırsam bu buz mağarasını izledikten sonra bu haritada yapabileceğimiz pek bir şey kalmıyor. Eğer yanlış diyorsam beni bilgilendirin. En azından önemli bölgelerin neredeyse hepsine gitmiş olacağız. Bu mağarayı neden bitirmek zorundayım? Çünkü bu mağarada kurt çıkabilir. Bu da bizim için değişik bir deneyim olacak. Bakalım kurt çıkacak mı burada? Tabii ki de mağara içerisinde fişek ilerleyeceğim. Bana ne kadar fişeğimin olduğuna bakmak istiyorum. Yeterince fişeğimiz var. Güzel. Hazırlıklı olalım. Hadi bakalım. Bu mağaralarda bu kadar fişek vermesi çok şey değil. Hoş değil. Benim bir hoş ama. Hani dikkat kurt var diyor yani bize resmi. Olma işare bile verdi. Biraz yolumuz şaşırmış durumdayım ama herhalde doğru yoldan gidiyoruz. Ve burası biraz aydınlık. Çubuk alıyorum çünkü kurtla karşılaşırsam kurtu öldürmek için ateş yakıp ateşin yanına tüfekle bekleyeceğim yani. En kolay çözümlerden bir tanesidir mağara içinde. İnşallah biraz daha açık, biraz daha büyük bir alanda kapışırız diye ümit ediyorum kurtla, kurt beyefendiyi de. En azından doğru yolda mı olduğunu gösteren ıvır zıvırlar buluyorum. İşte kurt dediğim burada olur. Neden? Aydınlık. Lan bir yerden su sesi geliyor ama. Oh shit. Nice, güzel. Buradan geçebiliyor muyuz? Test etmemiz lazım. Evet. Anında donuyoruz. Tüm kıyafetlerimiz ıslanıyor. Pekala.
dışarı çıkmadan önce kıyafetleri de kurutmak gerekiyormuş. Güzel, birkaç ıvır zıvır daha bulduk. This stuff will come in handy. Yallah yırtılan kıyafetler biraz geri döndü gibi. Ve geyik var. İlginç, kurt denk gelmedi. Ateş yakabileceğim bir yer var mı burada? Şurası iyi gibi. Bu bölüm hatta kısa bile sürebilir arkadaşlar. Bilmiyorum ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi. Muhtemelen yine bu haritadan çıkmak için gittiğimiz çıkış yerine gideriz olmadı. Orada bitiririz diye düşünüyorum. Hayırlısı. Bu arada hazır biraz müsait bir yer bulmuşken, kurt çıkmamışken benim şansıma çıkmadı. Arkadaşlar bu mağaralara dikkat edin, kurt çıkıyormuş. Teyitli bilgi, evet mağaralarda kurt var. Yani elinizde fişeğinizi eksik etmeyin. Bir şey atıyorum şimdilik, şimdi ihtiyacım yok. Kıyafetlerimi kurutmam lazım, o yüzden ateşin yanına duracağım. Hazır ateşin yanına dururken de şu eti bir yiyelim. İptal et, yeme yeme. Ah, oh, gerizekalı işte. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şöyle tencere yapacağım ya. Heh. Şöyle. Güzel, kıyafetlerimiz kurudu. O benim attığım fişekti bu arada. Direkt ıslanarak başlıyoruz.
Sakin yerden direkt geliyormuş. Benim mouse wheel bozuldu yine. Zoom yapamıyorum şu anda. Sakin değil, şurada bir yerdeydi. Herhalde. Munzevi şelale mi? Oh shit. Niye böyle bu silah ya? Ne kadar yorgunum ben. Yorgun değilim. Üşüdüğüm için mi bu kadar kötü nişanım vardı benim? Neyse, bunu korkutacaktır en azından. Yapacak bir şey yok. Hipotermi olmaya doğru gidiyoruz şu an. Bir ateş yakacak yer bulmam gerekiyor. Sığınabileceğim bir yere ihtiyaç var. Burası tam olarak neresi bilmiyorum ama. Defol git. Silah sesinden korkmuş da. İçin inşallah doludur. Tam olarak neredeyim, nereye gitmeliyim bilmiyorum. Of. İlla öldürteceksin beni kendine ya. Ah. Kafana sıkayım da gel. Tamam, o yaralandı. O kurtulacak. Kan var çünkü yerde. Bir daha bizi ilgilendirmez o. Bir mermiyi boş harcadık ama olsun. O olsun. Şu an en son derdim mermi. Oh! Bu mağarayı biliyorum ben. Galiba. Buraya daha önce gelmişim. Harita zoom tuşu ne burada bilmiyorum da. Bu arada şeyden bahsedeyim. Neden videolar gelmedi birkaç gündür eksik. Hani iki günde iki video geliyordu ama eksildi ya. Bu sefer benden kaynaklıydı arkadaşlar. Direkt internet sağlayıcıma sıkıntı vardı. İki gündür onun çözülmesini bekliyordum. O yüzden videolar gelemedi efendim. Yani sadece videolar değil, yayın da yapamadım. Yapacak yani. Bu benden kaynaklı değil yani. Bu sefer benden kaynaklı değil arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Videolar gelmeye devam edecek efendim. Günde iki video. Büyük, hani haftanın büyük bir çoğunluğunda tabii ki de Long Dark olacak ama Long Dark olmadığı günlerde de yani değişik yine içeriklerimiz olacak. Bunlar donmuş durumda. Bunları bekleyeceğiz kurumasını. Şunu atalım en üstümüzden. 6 saatimiz varmış. Üstünde biraz kömür var.
Bu geceyi burada geçirebiliriz. Akşam oluyor. Biraz çay içelim. Şimdi bulduğumuz şu kıyafetleri bir parçalayalım. Ve şu ayakkabıyı bir tamir edelim. %86. Çok çok iyi. Ayakkabımızı tekrardan giyebileceğiz. Şunun da pantolonunu tamir ettik mi? %84. Şahane. Şimdi daha kötü durumda olan ne var? 76'lık bu var. 55'lik bu var. 94 bu var. 55'lik bu var. Bunu yırt. İki tane maske giyemiyorum. Pekala. Çok bir problem yok. Kumaşlar bende kalabilir. Güzel. Yedek çantamız var. Kıyafetlerle ilgili sorunları çözdük. Kapanlar şimdilik bende kalabilir. Hatta şu kapanımı parçalayabilirim hatta. İki tane alacak taşıyorum. Ağırlık. Yemek sıkıntımız yok. İlaç sıkıntımız yok. Çay içelim. Bir çay daha içelim. Uyuyabildiğimiz kadar uyuyalım. Oyun kastı ya. What the fuck? Neyse. Bu arada arkadaşlar size bir de müjdeli bir haberim var sizler için. Artık bu haftadan itibaren ben yeni bilgisayar alım çalışmalarına başladım. Bu hafta bayağı bir araştırma, doğru ekipman, ucuz ekipman falan diyerekten bir yaklaşık şimdilik 5.000 liralık bir bütçem var. Ve bu bütçeyi alabileceğim en iyi bilgisayar alıp en azından daha güzel, sadece bunlar değil, daha güzel seriler, daha güzel içerikler olacak. Long Dark muhtemelen web kamerasına falan da ekleyebilirim gönül rahatlığıyla. Render konusunda çok sıkıntı yaşamayacağımı tahmin ediyorum bundan sonra. En azından daha hızlı olacağını tahmin ediyorum. Yayınlar çok çok daha güzel olacak. Yayınlara Long Dark ekleyebileceğiz. Haftanın bir günü Long Dark ayırabilirim. Duruma göre bakarız. Hayırlısı. Güzel bir haber. Dediğim gibi bu hafta onunla gidecek. Önümüzdeki hafta bilgisayarı alınmakla geçer muhtemelen. Kargodur, cihattır, cürttür. Temmuz'un ortasından itibaren güzel, kaliteli, daha yüksek kalitede içerikler çıkaracağım sizlere. Ben burada biraz zaman geçireceğim. Hala akşam saatleri.
Onun da müjdesini vereyim dedim. Ah, starving. Şimdi tam olarak bulunduğum yeri anlamak için şurada bir aşağı doğru daha iniş var mı? No. Bu benim tahmin ettiğim yer değil. O zaman şöyle bir şey yapalım. Meşaleyi atalım. Bu kampta bir sönmüyor ki. Bunu söndürme yolu yok mu ya? Bu kamp sönse güzel olacak da. Ye bir tane MR ye. Fullendik be. Nasıl yaktıysam sönmüyor. Tamam. Kömür çizeceğim haritayı. Hala gitmemiş ya. Neyse gidelim arkadaşlar. Gidelim. Tam olarak neredeyiz bilmiyorum ama. Tam olarak yolu bulmak biraz sıkıntı ya. Duman çıkan daha uzak mesela. Vallahi bilemedim ya. Harita ben izlemim olmadığı için tabii ki de şaşırıyorsun. Hani lan neredeyiz? Tam olarak neredeyim? Nereye gideceğim? Dumanlı tepe nerede? Bunlar hep problem. Aşağı inmek istemiyorum ama. Dayıya bakmışım mesela ben.
Buradan geri gideceğiz ya. Sağımı bu dağlara verip yürüyeceğim. Başka bir fikrim yok şu an. Az önceki çıktığım şey şelaleye geri döndüm orada. Şu köprüden geçelim. Muhtemelen ben bu ortadan geldiğimi düşünüyorum. Hani şimdi geri gideceğim. Muhtemelen de oyunun çıkışını bulacağım diye tahmin ediyorum şu an için. Umarım tahminlerimde pek bir yanılmıyorumdur. Çünkü götümüz donuyor. Bir daha aynı mağarayı bulduysanız bulamam şu an. Öyle bir problem de mevcut yani. Şuradan sağdan gideceğim. Üzerine 9-8 tane falan kömür var yani. Birkaç ateş yakacak malzeme bulduktan sonra yine uzun bir süre dayanacak sağlam bir ateşimiz olacak. Kömürler sayesinde. Hala sağdan gitme niyetim var. Tabii karşıya geçmenin bir yolunu bulduk. Hatta bunun altına giriliyorum falan demiştim ben. Muhtemelen bunun altına giriliyordur. Mağaranın bir çıkışı da burasıdır. En azından öyle gözüküyor. Denemeyeceğim. Elim burkuldu. Denemeyeceğim ama en azından bir nevi doğru yolda olduğumuzu hissettiriyor bana. Örümcek isterim. Doğru olduğunu söylüyor. Sanki biraz buna burası tanıdık geldi. Şurası kapalı olan bir şelaleydi. Şuradan gideceğiz muhtemelen. Evet, şurada bir geçiş var. Yavaş yavaş aklımda bildiriyor arkadaşlar. Yavaş yavaş. Buradan karşıya geçeceğiz. Bu şelale tahminen şuradaki bulut tipi şelalesi. Bu da tahminlerim eğer doğruysa birazdan sağ tarafta mağara çıkacak. O mağara bizim eve dönüş biletimiz olacaktır. Evet. Şu rahatlığı görürseniz burası eve gidiş yeri. Ve burada mağara var. Evet, çıkışı buldum. Çok güzel. Çok güzel. Spider Sense'lerim bugün yine müthiş. Bugün yine şahane. Adeta bir süper kahramanmış gibi hissettim. Bu bölümü de burada sonlandıracağız efendim. Hedef 500'e yine bir süre ara vereceğiz. Hedef 500'ün kaçıncı gündeyiz lan? Bir bakayım. Canlı yayınlarda Hedef 500'e devam edebilirim. Yani hani bilgisayar aldıktan sonra. Onu ayrıca söyleyeyim.
263. Pe, 13 gün geçirmişiz yaklaşık. Evet efendim. Ne kadar uzun bir video oldu bilmiyorum ama dediğim gibi hedefimizi az çok tamamladık. Haritayı komple açmadım ama güzel bir kısmını açtım. Önemli bölgelerini açtım. Tepeye tırmandık. Tepeyi tamamen zirveyi, hani bu haritanın zirvesini tamamen keşfedemedik. Direkt nehre şeye girdik. Mağaraya girdik ama yine de önemli, böyle silah falan bulacağımız şeyler gördüğümüz için açıkçası daha başka bir şey bulacağımı da düşünmüyordum zaten. Belki birkaç küçük gizli zula veya birkaç ceset kaçırmış olabiliriz. Çok da umurumda değil. Sonuçta aynı lootlar, aynı lootlar, aynı şeyler, aynı zımbırtılar. Belki daha sonra tekrardan buraya geliriz efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bundan sonraki Logdark videoları Sis ve Göçebe'yle devam edeceğiz bundan sonra. Onları bitirelim, aradan çıkaralım. Sonrasına bakarız. Görüşmek üzere.